Herkese merhabalar, Azide Hobi'ye hepiniz hoş geldiniz. Alışveriş videosu. Biraz önce içeri girdik, eşim mutfakta sıcak kakao yapıyor ve yanına kurabiyeler. Biraz abur cubur var, hemen size onları göstereyim. Bu Milka'nın mikrodalgaya sürülecek olan şu Cookie Sensation isimli kurabiyeleri. Sonra şöyle bir devam edelim. Netto'nun suyunu tavsiye üzerine aldık. Lidl'den alıyorduk. Yani bunlar hep söylediklerim. A101, BİM tarzı marketler, öyle düşünün. Biz Lidl'den alıyorduk. Sonra filtre kullandık. Bu aralar tekrar bir böyle sulara geçtik. Ve Lidl'in suları çok kötü, kaliteleri, lezzetleri değişmiş. Bunu da tavsiye üzerine, eniştem demişti çok güzel diye, aldık ve hemen orada test ettim. Gayet de güzel buldum, sevdim. Sonra şöyle bir ıslak kozmetik şeyi. Bu arada DM'de boykot yapıyordum ya, boykotu kaldırdım ben. Alışveriş yaptım oradan. Uzun süre geçti. Onlar da hatalarını anladılar diye düşünüyorum artık. yeşil soğan, pırasa, Raffaello. Raffaello'yu sevmeyen yoktur herhal. Hirhal yoktur herhalde bunu sevmeyen. Şimdi Türkiye'de işte sorduk, hani ne istersiniz? Raffaello dedi. Bir bölümü, bir kısım halk. Şimdi şundan birkaç tane alacağız. Tadımlık. Sonra geri paketi koyacağız. Neden onu yapıyoruz? Çünkü o kadar çok abur cubur var ki. Hangi birini yiyeceğiz? Böyle peçete, bunlar her zaman lazım oluyor zaten. Gelelim bu bölgeye. Şimdi benim birkaç tane tavsiyem olacak. Biliyorsunuz ben tamamen bir cut yes fanatiydim. Neden? Çünkü cut yes vejeteryan. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Eğer Müslümansanız, Müslüman değilseniz zaten sizi hani ilgilendiren bir konu olmayacak. Ama eğer Müslümansanız ve domuz eti yemiyorsanız lütfen jelatine de dikkat edin. Birçok ürünün arkasında yazıyor, tutatın bölümünde. Yani jelatin varsa almayın lütfen. Bakın bir sürü firma artık vegetariş, yani hayvansal ürün olmayan böyle ürünler piyasaya sürdüler artık. Bu Katyes ilk başı çekti, şimdi trolli. Yani hiçbir hayvansal jelatin yok. Haribo'ların jelatinli var ya, Türk dükkanında helal yazıyor. Ben onları da rahat etmiyorum. O biraz tercih meselesi tabii. Bunlar harika bence. İki tane bunlardan aldık. Bunteku, renkli inekler diye ismi. Sonra şundan hemen bir yedik. Noel zamanı olan Spekulatius tarçınlı kurabiyeler. Sonra bu taş Spekulatius, yani tereyağı. Bunu yerken gerçekten mis tereyağı kokuyor. Mozzarella. Salataların içine bu minik gerçekten çok güzel. Bu alışverişlerin şu andakiler, yani Netto'dan yapılmış alışverişler. Bio meyveli yoğurtlar alınmış. Bunlar eşimle Betül'ün. Sonra Netto'da bunlar 69 centti sanırım. Fiyatlar düşmüş. Şöyle bir tane şunlardan. Ben daim hastasıyım. Ay ya, bana bak. IKEA'ya gidelim de şey yapalım. Şunun paketlerinden alalım. Nasıl bir şey? Aha da test ediyoruz gözünüzün önünde efendim. Sıcak kurabiye. Bakalım nasıl. Niye almadık bir tane daha? Ne? Niye bir tane daha almadık? Niye bir tane daha almadın mı? Güzel ama abartmaya gerek yok diyeceğim ben. Sen öyle mi? Aa, annem benim yeni kurabiyelerimden yesin. O da var. Yeni kurabiyelerim var. Seninkini götürüyorum. Götür lütfen. Güzel ama ayılıp bayılmadım açıkçası. Neyse, daim. Sade. Yine daim. Ve yine sade. Bazıları Türkiye için, bunların hepsini hıdır hıdır yemeyeceğiz yani. Habur hubur yemeyeceğiz. Peynir yoktu. Habur hubur alışverişi dedim ama. Bitiyor.
Bunlar renkli meyveli şekerler. %100. Yani iddiaları bu. %100 meyve diyorlar. Ben onları yalancısım. Aha, iki tane daha vejetaryen ürünü geliyor. Yine bir marka. Candy's World. Vejetaryenmiş bu da. İşte budur yani. Gerçekten firmalar akıllandı diyorum ben. Vejetaryen artık böyle abur cubur çıkarmaya başladılar. Ve ben mutluyum. Şu işareti gördüğünüzde çok rahatlıkla alabilirsiniz. Bu ben bunları çok seviyorum. Önceden çok çok alıyordum ben bunlardan. Benim eski evimdeyken çok alıyordum. Yani üzüm çikolataya bulandırılmış. Başka bir şey değil mi? Mozzarella. Rami bu eşimin fanatik sevdiği bir şey. Benim favorim değil yani bu. Ama seviyorum. Ama o kadar değil. Bu bondula. Bondule. Bunu anneme aldım. Rahat rahat uyusun. Rahat uyku için. Uyku ve gevşeme çayı. İsmi aklıma gelmedi. Pistasyen. Pistasyen. Çam fıstığı. Çam fıstığı. Ay bunu çok merak ediyorum. Bunu abur cubur şu anda hemen yemek seninkiler istiyorum. Çok güzel. Hı-hı. Yine bu da vejeteryan. İşte meyve aromalı diyor. Biz onların yalancısıyız. Meyve aromalı diyorlar artık, bakacağız. İçinde hiç şey yok. Eyler falan yok. Havuç var diyorlar. Johannisbeere, Schwarze Johannisbeere. Yani güzel şeyler varmış. Bakalım. Deneyeceğim artık. Yuhu. Ve şundan güzel bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Tariflerin arasında var. Böyle yoğurtlu, kıvarklı bir tatlı yapıyorum. Kremalı. Eşimin baba tatlısı diye geçiyor. Benim videoların arasında baba tatlısı diye bakarsanız. Eşimin yaptığı bir şey. Ve Coco Minis. Şoko. Coco dedim ya. Şoko. Bilka'dan. Son olarak da bu. Ve ben finali yapayım. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Periscope'da ve Snapchat'te varım. Azide Hobi diye aratırsanız beni bulursunuz. Zaten Instagram'da da söylüyorum. Orada birkaç tane bir şeyler yayınlamıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Bol sağlıklı çaylar tüketmeyi unutmayın. Özellikle zencefilli çayları tüketin ki bakteri öldürüyor. Bakteri öldürüyor. Hadi görüşürüz. Kaçtım.